Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık sünger gibi, dokusu harika, lezzeti şahane, sodalı ve mayalı harika bir poğaça yapacağız. Bu poğaça tarifini ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet poğaçamızın hamuru için uygun bir yoğurma kabına 1,5 yemek kaşığı toz pak ve 2 silme yemek kaşığı toz şekerini alıyorum. Ve ocakta biraz ısıtmış olduğum klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1,5 su bardağı ılık sütü üzerine ilave ediyorum. Ve bir çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Ve malzemeler iyice karıştıktan sonra üzerine bir kapak kapatıyorum ve ön mayalanma işleminin gerçekleşmesi için 5-6 dakika kadar bekliyorum ve 5-6 dakikanın sonunda kapağını açıyorum. Gördüğünüz gibi mayamız aktif hale gelmiş ve kabarmaya başlamış. Şimdi içerisine 2 tane yumurta akı ilave ediyorum. Sarılarını poğaçaların üzeri için ayırmıştım ve 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Bir şişede soda ilave ettikten sonra yine malzemeleri çırpma teliyle karıştırıyorum. ve artık çırpma telini bırakıyorum. 7 su bardağı kadar un hazırlamıştım. İlk etapta undan 1-2 bardak kadar ekliyorum ve daha sonra üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek ilk etapta kısa bir süre spatula ile karıştırıyorum. ve artık spatulayı bırakıyorum. Şimdi yine istediğim kıvama gelene kadar unu azar azar ilave ederek bu sefer elimle yoğurmaya devam ediyorum. Un miktarı her zaman değişkenlik gösterebilir. O yüzden sizlere verdiğim un miktarına sadık kalmadan hamurunuzun kıvamına bakarak ununuzu da azar azar ilave ederek yoğurun lütfen. Gördüğünüz gibi ben de unumu azar azar ilave ederek hamurumu yoğurdum ve bugün toplamda 6,5 su bardağı un kullandım ve kıvamını sizlere de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan fakat yumuşacık bir kıvamı var. Şimdi hamuru tezgaha alıyorum ve üzerine oda sıcaklığındaki bir dolu yemek kaşığı tereyağını koyuyorum. Ve daha sonra hamuru tezgahta yoğurmaya devam ederek tereyağını hamura yediriyorum. Burnunuzu tereyağı ile beraber yoğurdukça oldukça yapışkan bir kıvama gelecektir. Hiç tereddüt etmeyin. Yoğurmaya devam ettikçe yapışkanlığı gidecek ve harika bir kıvama gelecek. Evet gördüğünüz gibi tezgahta iyice özdeşene kadar hamur tereyağının hepsini güzelce yiyene kadar yoğurmaya devam ediyorum. Ve gördüğünüz gibi iyice özdeşene kadar yoğurduktan sonra hamurun yapışkanlığı gitti. Hamur tereyağı ile beraber güzelce karıştı ve hamurumuz hazır sayılır. Hamuru güzelce toparlıyorum ve tekrar yoğurma kabına alıyorum. Daha sonra üzerine temiz ve kuru bir bez kapatıyorum ve hamuru mayalanmaya bırakıyorum. Evet yaklaşık bir saatin sonunda hamuru açıyorum. Çok güzel bir şekilde mayalanmış gördüğünüz gibi. Şimdi bir kez narince yoğurarak havasını alıyorum. Daha sonra hamurdan küçük bir mandalina büyüklüğünde kopartıyorum. Videoda gördüğünüz gibi elimle toparladıktan sonra yuvarlayarak beze haline getiriyorum. ve hamur bitene kadar hepsini aynı şekilde hazırlıyorum. Ve hepsini tamamladıktan sonra üzerine temiz ve kuru bir bez kapatıyorum ve bu şekilde yaklaşık 15 dakika kadar bekletiyorum. Evet bezelerin üzerine 15 dakika sonra açıyorum ve güzel bir şekilde kabarmışlar gördüğünüz gibi. Şimdi bir tanesini ters çevirerek tezgaha alıyorum ve elimle videoda gördüğünüz gibi hafifçe bastırarak açıyorum. Daha sonra tam ortasına dilimlemiş olduğum kaşar peynirlerini koyuyorum ve kenarlarını videoda gördüğünüz gibi toparlıyorum ve güzelce sıkıştırdıktan sonra ters çevirerek yuvarlıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine alıyorum. Ve hepsini aynı şekilde tamamladıktan sonra yine üzerine temiz ve kuru bir bez kapatıyorum ve tepsi mayası için yarım saatliğine bir kenara kaldırıyorum. Evet tam 30 dakikanın sonunda poğaçaların üzerine açıyorum ve çok güzel bir şekilde tepsi mayası olmuş. Görmüş olduğunuz poğaçalar dışında 5 tane daha poğaça çıktı. Onları da başka bir tepsiye yerleştirdim. Bu arada ayırmış olduğum 2 tane yumurta sarısına yarım çay kaşığı yoğurt ilave ederek güzelce karıştırdım. Şimdi poğaçalara çok fazla bastırmadan yavaş ve dikkatli bir şekilde sürüyorum. Fırınımı alt üst 180 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken, aynen videoda gördüğünüz gibi bir çatal yardımıyla üzerlerine çizik atıyorum. ve önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet poğaçalarım pişti ve fırından çıkarttım. Pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. Videoda gördüğünüz gibi altı ve üstü güzelce kızardığında fırından çıkartabilirsiniz. Fırından çıkartır çıkartmaz üzerine kuru bir bez kapatarak 10 dakika kadar beklettim. Ve poğaçalarımız servise hazır. Gördüğünüz gibi görüntüleri harika oldu. Ve sizlere dokusunu da yakından göstermek istiyorum. Lezzeti ise bütün samimiyetimle söylüyorum ki gerçekten şahaneydi. Ve görüntüsü her şeyi anlatıyor bence. O yüzden bu poğaça tarifini hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla bana güvenerek ve ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyan Mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı, hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Bana sormak istediğiniz soruları yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.